Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Samsun Spor transfer özel yayını ile karşınızdayız. Samsun Spor'un şu ana kadarki transfer gündemini, gündemdeki hoca adaylarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Programa başlamadan önce sözü sana bırakıyorum. Hı hı. Ardından Samsun Spor'da gündem bayağı yoğun. Hem teknik direktör adayları anlamında hem de gündemdekilerle hem de bayağı sözleşmesi biten oyuncu var takımda. Aynen. Hepsini seninle değerlendireceğiz. Ben sözü sana bırakayım. Hatırlatmalarını yap. Ardından başlayalım buyur. Tamam. Öncelikle taraftarlardan, izleyicilerimizden kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Aynen, rica ediyoruz. Transfer dönemi boyunca zaten programlarımızda Samsun Spor'un transferlerini, gelenleri, gidenleri, seçilecek hocayı hepsini değerlendireceğiz. Şunu rica edeceğim Samsun Spor taraftarlarından. Biz geçen sene biliyorsun transfer programında yorumlarımızı yaptık. Mesela ben daha çok yaptım. Kendi evimde Plumay'ın gıyası geldiği zaman da Savicevic varken zaten. Ve haklı da çıktı. Seninle beraber yaptık. Orada ben yorumlarıma görüşlerimi belirttim. Taraftarlar bana tepki gösterdiler. Ama geldiğimiz noktada haklı çıktığımız belli oldu. Aynen. Şimdi tekrardan söylüyorum. Burada da yine transfer programlarını yapacağız. Olumlu gördüğümüzü olumsuz diyeceğiz. Tabii. Olumsuz gördüğümüzde olumsuz olarak söyleyeceğiz. O yüzden lütfen sezon içerisindeki performansına göre bize yazacaklarınızı yazın. Hani bize demesinler şimdiden. Siz sallıyorsunuz, işte siz böylesiniz. Şunu demesinler lütfen. Taraftarlar zaten Samsun Spor taraftarının, yani bizi takip eden taraftarların birçoğu zaten bizim neler söylediğimizi ve ne kadar başarılı olduğumuzu görüyorlar. Samsun Spor'la ilgili yaptığımız yorumların hiçbirisi yanılmadı. Ben, bir tek şey yanıldı. Yanıldım. Senin söylediğin ikincilik konusu. Aynen öyle. Maalesef. Transfer şeyine geçelim. Zaten projeyle ilgili Samsun Spor'la görüşmeler devam ettiği için o konuya girmedim. Tamamdır. Zaten. İlk olarak hoca adaylarından başlayalım mı? Vallahi ilk önce bence bir sözleşmesi bitecekler, işte gidecekler falan bunlarla başlayalım. Tamamdır. Hoca ve şimdi çok fazla oyuncu var sözleşmesi biten. Kubilay, Hamrun'la yollar ayrılıyor. Aynen öyle gidiyorlar. Erhan Kartal zaten Samsun'dan ayrıldı. Oğuz Gürbulak, Veli, Mücahit, Erkam, Ferhat, Yalçın, Guido, Ahmet Altın, yedek kaleci Ahmet. Hepsinin sözleşmeleri bitti. Bu oyuncular için de sence devam edilmesi gereken bir isim var mı, isimler var mı? Ben mesela Veli'nin kalması gerektiğini düşünüyorum. İlyas Kubilay'a Süper Lig'den teklifler var. Özellikle Bülent Uygun Rize Spor'a çok istiyor İlyas'ı. Ama orada da bir başkan değişikliği olacak gibi. Tahir Kıran'ın gelip Hasan Kartal'ın gideceği gibi. Hani o da Rize'li zaten. Belki o değişiklik bu transferleri de etkileyebilir. Onu bir şey diyemem. Sence buradan kimler kalmalı ama Hamrun gitti gibi. Çünkü oraya bir kanat oyuncusu geliyor. Onu konuşacağız. Yorumun ne olur? Şimdi bu oyuncular arasında Ahmet Altın'ın kesinlikle gitmesi gerekiyor. Onu söyleyeyim. Zaten sezon başlangıcında da Nurullah dışındaki kalecinin yetersiz olduğunu çok söyledik. Furkan da aynı şekilde yetersiz. Ahmet de yetersiz. Yalçın değil. Ahmet gitmeli. Ferhat gitmeli. Oğuz gitmeli. Erhan zaten gitti. Hamrun da büyük ihtimal gidecek. Bunları söyleyeyim. Yalçın kalabilir. Guido kalabilir. Veli kesinlikle kalmalı. Onu söyleyeyim. Veli de Yalçın de kalmalı mı kalabilir, kalabilir mi sence? Yani ortadayım yani, anladın mı? Kalabilir de gidebilir de. Bir şey diyemiyorum. Diyorsun. Aynen. Tamamdır. Veli de sana katılıyorum. Mücahit kalmalı. Ama alternatif rotasyon var. Tekrardan söylüyorum. Aynen. Ben bunu ikinci ligin programlarında kendi Beyaz Grup'tayken de Samsun Spor'a söylemiştim. Sol beke Samsun Spor'un lamacımı yok. Net bir şekilde sol beke yabancı alması gerekiyor. Mecbur yerli sol bek yok. Kerem Can Akgüz'e biz başkana alternatif olarak önerdik. Geçen bir taraftar yazıyordu ki siz de diyor zaten diyor Kerem Can'ı öneren de sizdiniz diyor. Söylemiştiniz. Biz diyor Kerem Can'a rotasyon olarak söyledik. Biz ilk 11 anlamında başkanla tanıştığımız zaman da sol beke yabancı lazım dedik. Bunu buradan tekrardan zaten söyleyeyim. Yerli sol bek yok. Sol beke var mı? Yabancı lazım. Özgür Özkaya'dan başka yok. Yok, yetersiz. Hasan Ali Kaldırım falan bile yetersiz. Yok, yetersiz onların hani hepsi. Erhan zaten gitti. Hamrun gidecek büyük ihtimalle. Kubilay konusunda da kalabilir de gidebilir de hiçbir şey diyemiyorum. Ya Kubilay olsa da olur olmasa da olur. Ben Kubilay konusunda düşüncelerim hala çok aynı. Elzem değil diyorsun yani. Aynen değil yani. Bu sene kurtardığı maçlara rağmen. Ne oldu sonunda? Ya olmadı diyor. Ya Samsun Spor'da şöyle bir durum var. İlk 11'de oynatabildin mi sen İlyas Kubilay'ı? Yani ilk 11'de oynatabiliyor musun? Oynatamıyorsun. Hamle oyuncusu ya yani. Ya şimdi şöyle, Kubilay benim bildiğim 1,5 milyon TL'ye yakın para kazanıyordu yıllık. O paraya yetmez. Yetmez tabii, işte ilk 11'de oynayamıyor bu oyuncu. Hamle oyuncusu yani. Yani.
Bu oyuncudan o zaman sen kalabilir, yani sana şöyle söyleyeyim, bu oyuncu bu takımın vazgeçilmesi diyebilir misin? İlk bu oyuncular için de bence %100 kalması gereken oyuncu Veli. Diğer oyuncular gidebilir. Hamrun iyi bir Hamrun. Samsun Spor Hamrun'dan yararlanamadı. Hamrun kötü oyuncu değil. Vallahi Hamrun kötü bir oyuncu değil ama bak. Samsun Spor verim alamadı. Adamı çok geç zaten oynatmaya başladı Ertuğrul Sağlam. En iyi oynadığı maçta Giresun maçı çok çıkardı. İyi oynuyordu. Oyundan çıkardı erkenden. Bence Hamrun'dan verim alınamadı. Hamrun iyi bir oyuncu. Zaten verim alınamadı. Bunu da zaten çok söyledik. İşte Giresun maçında hoca 90 dakikalık bir şeyin olmadığını gördüğü için oyundan çıkarmış. Çok yanlış bir şeydi orada zaten. Hataydı. Karardı. Yani dediğim noktada kesinlikle bu takımda, yani bu isimlerde Veli ile Mücahit'in kalması gerekiyor. Onlar net bir şekilde belli. Ya şu Erkam konusuna bakacağım. Yani Erkam sağbek oyuncusu değil ki. Erkam sağbekle hiçbir şey yapamaz. Erkam sağbek için çok ağır bir kere. Bir kere zaten hücuma çıkamıyor. Orta açamıyor yani. Samsun Spor'un zaten bir kere kaybettiği noktalar sağbekle forvet hattı oldu bir kere. Bunlar tabii net bir şekilde belli. Kalede de sıkıntı yaşadılar. Aynen. Yani Samsun Spor'un bu oyuncular arasında dediğim gibi kesinlikle kalacak iki oyuncu var sadece. Veli ile Mücahit. Onu sana söyleyeyim. Ben de seninle aynı görüşteyim. Diğer oyuncuların hepsi gidebilir. Hamrun konusunda da şundan dolayı diyorum. Hamrun iyi bir oyuncu. Bu oyuncu kullanılamadı. Onu zaten söylüyoruz. Aynen maalesef. Yoksa Hamrun iyi oyuncu. Kalsa şaşırmam ama Hamrun gidecek gibi. Çünkü Erhal Çinari Hamrun'la aynı mevkide oynayan bir oyuncu. Onu da yorumlayacağız zaten şimdi. Aynen. Şimdi gündemdekilere geçelim. İlk kaleden başlayalım istiyorum. Kaleye 3 tane aday var ve bence hepsi de yanlış. Aynen. Benim görüşüm bu. Alp Tutar, Erhan Erentürk, bir de Veysel Sapan. Hani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biz bu oyuncuların üçünü de biliyoruz. Biz çünkü ikinciki de konuştuk. Aynen öyle. Karaca Bey'den Veysel'i de biliyoruz. Alp Tutar'ı da biliyoruz. Kırklareli'den. Aynen, bir de diğer isim kimdi? Erhan da biliyoruz. Erhan Altınordu'da zaten. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir de şunu söyleyelim. Tamam. Ardından sana bırakayım. Tamamdır. Samsun Spor kaleci alacaksa Nurullah Tan iyi bir kaleci alması lazım. Tam onu diyecektim. Lafı ağzımdan aldın. Şöyle. Sen devam et. Şimdi Samsun Spor'da şöyle bir sıkıntı var. Bu gelecek kalecilerin hiçbiri bence... Ya Erhan iyi bir kaleci değil bir kere, aynen, onu söyleyelim. Alp Tutar Eyüp Spor'da oynayamadı. Şampiyonla oynayan takımda Kırklareli'ye verildi. Kırklareli'de 11'de çıktığı maçlar var ama bir ekstrasını görmedik. Veysel de Karaca Bey bu sene kötü bir performans sergilemedi baktığında beklentilere göre de. Ben Veysel'de de ekstra bir şey ya görmedim sezonda. Şimdi mesela Samsun Spor gider Ataberk'i ister, Onurcan Piri'yi ister, Burak Öğür'ü ister kaleye, ben onu anlarım. Bunları iyi. Akın Alkan'ı ister, Akın Ankara Gücü alacak gibi. Ben bunları anlarım. Bayram Olgun ister örnek. Kocaeli'den aynen öyle. Bayram çok iyi bir kaleci ama şimdi Oğuz zaten Oğuz Çalışkan ister mesela Sakarya'dan. Bak ikincilikten mesela Veysel geçiyor. Oğuz'a gitse biz Oğuz'a Gökhan Siverek var İnegöl'ün kalecisi. Aynen. Bu kalecilerin hepsinden çok daha iyi bir kaleci mesela. Kesinlikle. İkincilikte. Baktığımızda ben şunu anlamadım. Samsun Spor Nurullah'a yedek kaleci mi arıyor? Yoksa Nurullah'a o kaleciyle rekabete sokacak. Hatta o kaleci Nurullah'a yedek bırakacak bir kale. Bu kalecilerin hiçbiri Nurullah'a yedek bırakmaz. Bırakır mı? Bırakamaz. Hiçbiri bırakamaz. Mantıklı baktığımızda. Bir de geçen sene ikincilikte konuşurken Nurullah'ın performansını konuşuyorduk iyi olduğunu. Ama şunu söylemiştik. Taraftarlar abartmasınlar. Nurullah'ın gerçek performansını bu sene ortaya çıkacak. TFF 1. liginde göreceğiz demiştik. Maalesef Nurullah sınıfta kaldı. Onu kaldı da söyleyelim. Ya şimdi kaleye top geliyor. Nurullah yere bile yatmıyor baktığında yani. Aynen. Hani bu sıkıntı bence Samsun Spor'un direkt birinci kaleci alması i̇şte lazım. Ama yerli yabancı değil. Tamam. Ya kaleciye yabancı hakkını kullanamazsın. Kesinlikle yani kullanamazsın. Sıkıntı yaratıyor kalan kontenjanda. Zaten sol beke bir kere net bir şekilde yabancı lazımken, alacakken tabii. Sen zaten kaleye alamazsın. Daha aynen öyle. Yabancı şeyin kontenjanı. Çok iyi kaleciler var. Yerli var şimdi evet. Şimdi bak Oğuz'u saydım. Oğuz şeyden daha iyi bir kaleci Nurullah'tan. Gökhan Siverek Gökhan de Siverek, var. Bayram Oğuz'un ikincilikten Kocaeli Spor'la TFF 1. ligine geldi. Atıyorum ki eskaza takımdan ayrılma durum oldu. İşte ikinciye gidecek veya bir şeyler olacak. Gideceğin kaleci. Ama çok fazla iyi kaleci var. O yüzden Nurullah'ın önünde kaleci alınması gerekiyor. Arkasında kaleci alacaksan hiç alma daha iyi. Yani daha doğrusu söylüyorum derken şimdiden gelecek kötü günlerin şeyini söyleyeyim. Nurullah sakatlandığı zaman da, formsuz olduğu zaman da, kart cezası olduğu zaman da bu oyuncuların üçü de hangisi gelirse doldurmaz. Saç baş yoldurur. Doldurmaz o maçı kaybettirir. Yani. Aynen. Ya o kafadaysa zaten Samsun Spor Ahmet Altın'la yenilesin daha iyi. Aynen öyle. Yani zaten Ahmet Altın da maça çıkmıyor. Bu gelen kalecilerin de bence bir ekstrası olmayacak. Hiçbir şey yok. Bana öyle geliyor yani. Orta sahada hakikaten kaliteli oyuncuların isimleri geçiyor. Bak bu oyuncular gelirse Celil'le Hasan Kılıç. Bana göre TFF 1. Lig'in en iyi 2 tane Türk orta saha oyuncusu 8 numara olarak. Zaten sezon içinde Celil'de, Samsun taraftarı bizi çok fazla diğer programlarımızı da izlediyse aynen. Bu oyuncularla ilgili yaptığımız yorumları biliyor bir. İkincisi de Samsun Spor Adana Spor özel programında Samsun'daki maçta
Özellikle ben şunu ne söyledim? Celil'le alakalı. Celil, Savicevic'ten bile çok iyi bir oyuncu. Bir. Aynen. İkincisi, sezon başında da Adana Spor taraftarlarına şunu sordum, şey söyledim. Bu sezon öyle bir iyi oyuncu izleyeceksiniz ki bu parlayacak dedim. Celil Yüksel'i söyledim. Şu an Celil Yüksel parlamış durumda. Zaten benim herkes Hasan Kılıç manyağı olduğumu biliyor. Hasan benim en sevdiğim oyunculardan biri ve çok iyi bir oyuncu bence bu lig için. Celil de hakikaten ısıran ve Adana Spor gibi çok... 3 gol 8 asisti var. Tam onu diyordum. Bak, aynen öyle. Aynı mevkide oynuyorlar. Evet. Bak, işte bizim istediğimiz bu. Ve hani Adana'da oyuncu yok. Yani aynen. Adana Spor'un kadrosuna baktığın zaman hakikaten yani bazı oyuncuları bedavaya bırak. Almazsın. Zirveye oynayan takımların hiçbirini almazsın yani. Ozegovic, Celil, Donkor dışındaki oyuncuları. Ve Karaçic kaleci. Işte. Kaleci Karaçic aynen öyle. Diğer oyuncuları hakikaten ikinci ligde şampiyonla oynayan takımlar almaz yani. Öyle oyuncular var. Ve Celil bu takımda 3 gol 8 asist aynen. yaptı. Yani adamın yanında futbolcu yok. Topu veriyorsun. Orada Eren Keleş'e falan top duvardan döner gibi sana geri geliyor aynen yani. Öyle düşün. Bir de işte Savicevic'i de biz neden eleştirdiğimizi buradan anlayın. Bakın Celil'le aynı mevkide oynuyorlar. Tabii. Ve Savicevic'in yanında oynayan oyunculara bak. Gökhan Karadeniz var, Yasin var, İlyas var. Aynen. Hamrun var. Burak işte, Çalık oynadı işte. Aynen bir dönem. Adana Spor'da Celil'in yanında oyuncu yok. Adana Spor'da son maçlarda asgari ücretli Afrika'dan gelen futbolcular aynen, oynadı. Belemler falan onlar oynadı. Şimdi 2019 şey 2019 diyorum. Altyapıda oynuyor oyuncular O19'da. İşte Kingsley Coman, Ikoset var. Kingsley Coman nereden çıktı? Yanlış söyledim. Yok Kingsley Coman var. Kingsley Coman diyorum aynen. pardon. Daniel Kingsley aynen. miydi neydi sen şey var. Hiko Baba'nın kankası Ikoset var. Aynen, hani Ikoset. O oyuncularla oynadı yani Celil bir de baktığında. Aynen. Ve sezona gene damga vurdu. Çünkü Adana'da malzeme yok. Adam ne yapsın daha? Aynen. 13 gol 23 asist mi yapacak? 3 i̇şte, gol 8 çok iyi bir rakam. Bizim burada Savicevic'i eleştirme, yanlış transfer olduğunu aynen öyle. Ki zaten görmüyor. Hani Sam hala koruyan taraftarlar ya da var. Ya zaten Savicevic'in boş bir oyuncu olduğu Altınordu rövanş maçında ortaya çıkmadı. Attığı tüm toplar savunmadan geri dönüyor. Geçen sene yazın programı yaptığımız zaman da çok büyük ben hayal kırıklığı oldu. TFF 1. için çok yeterli oyuncu olduğunu katkı vereceğini düşünüyorum. Ya demiştim. Bu TFF 1. ligde bile Savicevic katkı veremediyse zaten seneye katkı vermesi özellikle imkansız. Özellikle vurguladım ama. Yani. Ya yine vurgulayacağım. Şimdi maalesef. Birazdan yabancılara geliyoruz. Yine vurgulayacağım. Evet. Şimdi ben Celil'e iyi diyorsam, Hasan Kılıç'a iyi diyorsam demek bunun ki bir şeyler var. Bunun bir nedeni var. Yani. Bir şeyler var. Ki zaten yanlış dediğimiz oyuncularda yanılmadık. Celil'le Hasan Kılıç şu an pazarsa bugün. Yarım saat önce haber çıktı. Hasan evet. Kılıç Samsun Spor'da diye anlaşıldı herhalde. Ben haber kaynağında yanlış çok oldum. İyi bir transfer. Çok kesinlikle iyi bir transfer. Çok iyi. Zaten bu oyuncular ikisi de gelirse. Celil de. Özellikle Savicevic'e zaten takımdan gönderilmek en kötü kulübe. Ama kulübede bile kalmaması gerekiyor. Savicevic'in boş yere yeri işgal etmemesi aynen, lazım. Bir yere kiralanmalı, gönderilmeli. Bence direkt gönderilmeli takımdan. Aynen, zaten ben onlara geleceğiz gönderilmesi gerekenlere. Zaten Celil ve Hasan Kılıç hakikaten orta sahayı jeje bu üçlü kapatırlar aynen, direkt. Aynen muhteşem transferler. Çok net olur. Rafael Lopez'e Murat geçelim. Yıldırım'la Tunay Torun da konuşalım Türkleri konuşmuşken. Tamam. Yabancılara geçelim. Şimdi Murat Yıldırım'ın Samsun Spor'a haber gönderdiği ve geri gelmek istediği söyleniyor. Gelir tabii. Murat, para olduğu için gelir tabii ki. Ya Murat Yıldırım Samsun'da olduğu dönemde iyiydi ama o zaman 8 yıl oldu. 2011-12, 2010-11. 10 yıla yakın bir zaman oldu. Murat'ın ben artık üst seviyelerde oynayabileceğine inanmıyorum. Murat Yıldırım Tunay da Rize'de bazı oynadığı maçlarda iyi bir hamle oyuncusuydu. Ama baktığımızda Tunay'da istikrar problemi var. O konuda seninle çok ayrışmıştık. Ben Tunay'ın çok yanlış bir bazı takımların ismi geçmiş diye transfer döneminde konuştuk. Yanlış oldu. Tunay bu sene sezonun başlarında iyiydi belli bir dönem. Ya, ondan sonra çok Tunay düştü. Tunay çok kötü zaten. Ya bu iki oyuncu da bence gereksiz hamle olur. Zaten Murat Celil ile Hasan Kılıç gelecekse Murat Yıldırım'ı ne yapacaksın? Yok zaten şöyle bir şey var. Celil ile Hasan'ın gelmediğini farz edelim veya sadece Hasan'ın geldiğini farz edelim. Gene gereksiz. Bu iki oyuncudan birisinin gelmemesi zaten lazım. Orada JJ ile Hasan oynar yan yana. Aynen. Ne yapacağım Murat yani Yıldırım'ı? Yeterli. Ne diyorsun? Yani şöyle bir durum var. JJ'nin takımda olmadığını da söyleyelim mesela. Yine Murat Yıldırım'la Tunay bu takıma gelsin. Samsun Spor'un orta sahası eleye döner. Eleye. Tunay kanatta da oynuyor kanatta ama Samsun'un orada Tunay'a ihtiyacı var mı? Tunay'ın, daha doğrusu Samsun'un ihtiyacı yok. Şu anda TFF 1. liginde zirve oynayacak takımların da hiçbir şekilde bu oyunculara ihtiyacı yok. Bence de yok. Oyuncular oynayamaz. Net bir şekilde oynayamaz. Yani şu anda Samsun Spor'un Erhan diyorum pardon. Celil Yüksel ve Hasan Kılıç var listesinde. Doğru hamleler. Doğru hamleler. Yabancılara geleceğiz birazdan. Diğerlerine Rafa Lopez'e başlayalım. Bir de Furkan Fehmi Güneş var Türk oyuncu. Onu da konuşalım. Bursa Yıldırım'dan. Yapıldı, Bursa aynen. Yıldırım'dan 21 yaşında. Bu hamleyi nasıl buluyorsun sence? Hani şöyle Samsun Spor'un O19 takımında hiç mi oyuncu yoktu altyapıdan? Hani gidip Bursa Yıldırım'dan bir oyuncu aldı. Çünkü Samsun Spor'un böyle hani Nasrettin Hoca gibi ya tutarsa transferlerine ihtiyacı var mı Gölemaya çalmaya? Zaten sen tarihin en zayıf TFF 1. liginden çıkamadın. Aynen öyle. Bu sene
Erzurum, Eyüp, Manisa, Gençlerbirliği, Ankaragücü, daha hani 10 taneye yakın takım olacak neredeyse. Bu sene Samsunspor'un böyle göle maya çalacak transferlere ihtiyacı var mı? Hani bu kaleci adaylarına benzetiyorum ben bu transferi de. Ne diyorsun? Kesinlikle. Şimdi şu konuya geleceğim. Mesela geçen sene 2020-2021 sezonunda Samsunspor genç oyuncu olarak kimi aldı? Yabancı. Yamayko. Ben burada Furkan eşittir Yamayko diyorum. Hiçbir farkı yok. Aynı bunun gibi. Yani Samsunspor'un şu anda yine bir genç oyuncu alıp parlatma işte veya gelecek riske falan girme. Düşünmesine yok. Düşünmemesi lazım. Samsunspor'un şu anda yapılabilecek en iyi transferleri yapıp TFF Birliği'nde zirve oynaması paraya gerekiyor. Paraya da kıyması gerekiyor. Paraya kıyması gerekiyor. Mecbur. Şimdi geçen sene yaptığı transferlerin şeyini gördük, kötülüğünü gördük ve zayıf bir ligde bu transferleri yaptı ve başarısız şu anda çıkan oldu. Yabancılar da bunu yine görüyor. Şimdi Erol'da Cinari'ye geleceğiz. Bu yorumları yapacağız. Sen bunu zaten başkana söyledin. Ben başkana söyledim. Bunu da taraftar da bilsin şimdi. Aynen. Yanlış transfer dedin. Hatta sen bunu başkana kendin sordun ilk. Başkan doğru mu diye sordu. Sen, o da sence dedi. O da başkan bana cevap da sana olarak sence dedi. Aynen. Ben dedim ki olmamasını umuyorum dedim. Neden dedi? Tanıyor musunuz dedi. Tanıyorum dedim. Oyuncu ile ilgili yorumlarımı yaptım. Nasıl oyuncu olduğunu, ne özelliklerde olduğunu söyledim. Hatta onun üzerine de ona bir oyuncu önerdim. Forvet ama önerdim. Siyahi bir oyuncu. Siyahi bir oyuncu. Gelirse tozunu attırır dedim TFF Bilgi'ne. Teşekkür ederim dedi. Baktıracağım dedi. Sana geri döneceğim dedi. Bakalım. Cinari ismi çok geçiyor. Hatta ben bu oyuncuyu tanımıyorum. Bu oyuncu nasıl bir oyuncudur? Özellikleri nedir? Ben ilk defa duydum. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Aynen. Scout ekibinin oyuncuyla alakalı ilginç bir raporu var. Gazlı içecekler içmiyor falan diye. Bir raporu var. Hani aynen. Ben onu yok, anlamadım. Yok sütlü şey tüketmez. Sigarası, alkolü yok. Vallahi bir de olsaydı zaten. Zaten aynen olmaması gerekiyor da. Hayır, şöyle bir durum var. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bu oyuncu Samsunspor'u kaldırabilir mi? Hı. Çünkü Samsunspor'un bu sene ilk 2'den ya da işte playoff'tan artık ne şekilde bir sene daha başarısız olursa Samsunspor büyük anladım sıkıntı olur. Ki bu sezon başarısız olma ihtimali daha yüksek. Çok yüksek. Evet, Kocaeli Spor'u unuttum az önce. Kocaeli geldi. Çok pardon. Kocaeli de var daha. Bela gibi. Çünkü Kocaeli Spor çok ciddi bir rakip olacak herkes için. Aynen. Sence evet bu oyuncu Samsunspor'un hedeflerini kaldırabilecek mi? Ben geçmiş kariyerini oynadığı takımlara baktığımda soru işareti. Ne diyorsun? Vallahi şimdi şuna geleceğim. Şimdi bakıyoruz, tamam mı? Transferlerine geçen sezonki. O transferler zaten zayıf ligde bile çok yetersizdi ya. Yani. Erol Cinari ismi şu an 2021-2022 sezonunda gelecek. Gelirse, çarşamba günü oyuncu Samsun'a geliyor. Bakalım. Gelirse yani Erol Cinari geçen seneki zayıf ligde bile yetersiz oyuncu olarak kalırdı. Bak geçen seneki zayıf ligdeki takımların karşısında bile zayıf kalacak bir oyuncuydu. Şimdi taraftarlar hazır olsunlar. Ben şimdiden söylüyorum. Şimdi bana yine tepki gösterecekler. Her oyuncu kötü. Ama sen normal düşündüğünü söylüyorsun yani. Haksıza çıkmıyorum. Yani söyleyeceksin. Haksız çıkabilirim bu oyuncuda. Hani ben tabii yine ki haksız yani ya yetersiz olacağını söyledim diye bu oyuncu yetersiz olacak diye veya ben haklı çıkacak diye bir durum yok. Ben tam tersi yanılabilirim. JJ'de nasıl yanıldım? Tabii. Bunda da yanılabilirim. Aynen. Ama baktığımız zaman da 100 tane şey söylüyorsak 95 tanesi doğru çıkmış. Şimdi ben bunu zaten başkana da söyledim. Erol da Cinari gelirse Samsunspor taraftarları hazır olsunlar. Puluma yine Gıyas'ı izleyecekler. Bu oyuncunun gelişiyle beraber Hamrun'un gitmesi de kesinleşti zaten. Aynen. Ve şöyle bir durum da var. Bu da acı bir gerçek. Hamrun bundan daha iyi bir oyuncu. Yani tabii ki de. Şuna geleceğim. Neden oyuncu yanlış oyuncu? Neden yanlış bir transfer? Neden iş yapmaz? Bir kere şuna gelelim. Oyuncu bir kere pasif bir oyuncu. Bir. İkincisi dinamik oynayan bir oyuncu değil. Hareketli oynayan bir oyuncu değil. Üç. Dördüncüsü Samsunspor'un hedeflerine uygun bir oyuncu değil. Onu da söyleyelim. İkinci, öbür konuya gelelim. Bir kere zaten Arnavutluk Ligi, Partizani takımı zaten bir kere TFF Bincigin'in, özellikle şu anki TFF Bincigin'in bir kere küme düşmeye yaklaşabilecek. Oynar. Küme düşmeye oynar. Hiçbir şeyinde seviyesinde yani değil bu. İkinci, öbür bir konuya geleceğim. Bu çok daha bir acı bir gerçek. Onu sana söyleyeyim. Erol da Cinari'yi alalım. TFF 2. Ligi'nde şampiyon olacak takımlara koyalım. Özellikle mesela 2020-2021 sezonundaki Manisa'da Kocaeli'lere koyalım. Sertaç Çam'ı kesemez. Fark yaratacak bir oyuncu değil. Bunu Manisa'da Sertaç kesemez. Yani ben başkana bunu özellikle belirttim. Yanlış bir transfer dedim. Yani bonservis bedeli verilmeyecek galiba. O yüzden alıyorlar. Hı-hı, yani başkan maalesef hatalar yapıyor. Başkanım buradan ben size söyleyeyim. Geçen sene örnek veriyorum. Kaç para harcadınız? Diyelim ki 500 bin euro harcadınız değil mi? Kaldınız ligde çıkamadınız. Vallahi Pulumay'la Gıyasi'nin aldığı paralar ciddi rakamlar. Aynen. Yani. 700 bin euronun falan üstünde. Şimdi ben üstünde örnek atıyorum. Sallıyorum. Aynen aynen. 500 bin euro diyelim para harcadınız. O bile değil yani. O yüzden çıkamadınız diyorum değil mi Süper Lig'e? Ligde kaldınız. Şimdi bu sezon da TFF Bincik'teki kaç para harcayacaksın örnek veriyorum. Diyelim ki gene 500 harcadın. Ne oldu? 1 milyon euro. Bu sene daha fazlasını harcamak zorunda. Ya şimdi örnek veriyorum. Mecbur. Bir dakika sen şimdi. Çok rakibi var. Bu sene tamam, işi zor. Bir dakika zor. Ben şimdi sallıyorum rakamları. O zaman bana yorum yapma karşında. Ben kafadan sallıyorum.
Şimdi 500 bin euro harcadı geçen sene, çıkamadı. Şimdi diyelim ki bu sene de 500 bin euro harcayacak, 1 milyon euro. Sen 1 milyon euro 2 senede harcıyorsun. Bu 2 senede harcayacağın yani parayı 1 senede harcasan direkt Süper Lig'e çıkarsın. Ki özellikle geçen sene harcasaydı çıkmıştı. Çıkardı. Şimdi bu seneye gelelim. Geçen sene 500 bin euro harcadıysanız bu sezon 500 bin euro değil, bu sezon 5 katı 2,5 milyon euro para harcamanız gerekiyor. Ciddi rakipler var. Çok zorlu bir rakip ve iyi oyuncular almanız gerekiyor ve rakipleriniz de ciddi anlamda, maddi anlamda kuvvetli rakipler. Tabii. Manisa, Kocaeli, Eyüp, bunlar bir kere Erzurum. Bu lig için alacağı oyuncuları Ankara Gücü'nün dersine tahta bunlar kapalı oluyor ama Ankara Gücü gene kadro kurar. Kimse aynen merak öyle etmesin. Onu söyleyeyim ben şimdi. O yüzden yani biraz da parayı aslında yani şöyle söyleyeyim. Doğru yerlere, doğru adamlara. Biraz daha da aşmak gerekiyor ve doğru oyunculara gitmek aynen gerekiyor. Eraldo Cinare transferi fiyasko bir transfer. Bak fiyasko diyorum. Bence de. Sezon içerisinde gelirse, sezon içerisinde gidişatına, performansında bu kötülüğü gördüğüm zaman da ben bu sözü tekrardan paylaşacağım. Fiyasko transfer. Ben bunu buradan söylüyorum. Rafa Lopez'e geçelim, forvet oyuncusu. Bunu başkan yalanlamış bir isme. Konuşmuşlar, yalanlamış. Hmm. Rafa Lopez gelirse muhteşem bir transfer olurdu. Geçen sene de ismi çıkmıştı. Eşi doğum yapmıştı. Vallahi ben anlayamıyorum. Falan. Samsun Spor, scout ekibi, Cinare gibi oyuncuları nereden buluyor? Ve iyi oyunculara nereden yok diyor, ben bunu anlayamıyorum. Yani gerçekten ben buradan soruyorum başkana, buradan sorayım, WhatsApp'tan sormayayım, buradan soruyorum. Ya başkanım Allah aşkına soruyorum, taraftar da bence sorsun. Bu Eraldo Cinare kim izleyip size önerdi, ben anlayamıyorum gerçekten. Rafa Lopez neden yalan olmuş peki? Bilmiyorum ki, gönlümüze değil demiş başkan. He. Ya ben işte anlayamıyorum. Orada Samsun bir açıklama mı oldu? Hani? Yani bardak diyecek var, bardakta su içmek varken hep gidiyor tastan su içiyor. Yani hep iyi oyuncuları yalanlıyorlar, almıyorlar, kötü oyuncular geliyor bu takıma. Ben bunu anlayamıyorum. Ondan sonra taraftar da diyor ki siz niye bütün oyuncuları kötülüyorsunuz? Yanlış oyuncu gelirse ben ne yapayım? Valla benim bu transfer listesinde gördüğüm 3 tane iyi oyuncu var. Celil, Hasan Kılıç, Rafa Lopez. O da yalanlandı zaten Rafa Lopez. Aynen. Diğer oyuncuların çok gelip de bir şey yapabileceklerine inanmıyorum. Zaten sezon içinde de dedik biz bu squad ekibine güvenmiyoruz dedik. Hele şimdi rakiplerin kadrolarını kıyaslıyorum bir de. Manisa'nın kadrosu çok iyi baktığında. Kocaeli'nin yerli kadrosu, Samsun'un yerli kadrosu çok iyi zaten. Kocaeli'nin kadrosu çok iyi. Kocaeli'yi yabancılarla, Manisa'yı yabancılarla direkt çıkma adayları olurlar baktığında. Eyüp iyi bir takım yapacak, görünen o. Erzurum da iyi bir takım yapar. Erzurum şu an Mustafa Yumlu, Elvis Manu'yla anlaşmak üzere mesela Erzurum. İyi hamleler yapma şansları var Erzurum. Erzurum her türlü iyi kadro kurma şansı yüksek. Aynen. Şimdi geçen sene lig zayıftı. Bu sene çok rakibim var ve bu sene TFF 1. Lig resmen Süper Lig gibi. Şehir takımları var hep yani. Hep iddialı olabilecek. Belediye desteğini alacak takımlar var. Ya. Bu sene işi çok zor Samsun Spor'un. Hele bu transfer. Şimdi hocalara da geçeceğiz. Orada da çok sıkıntılı değil mi ya? Aynen. Şimdi transferleri geçelim şimdi. Zaten biz Celil, Hasan Kılıç ve Rafa Lopez'i olumlu görüyoruz. Ki o da yalanlandı Lopez aynen zaten. Hasan Kılıç da geldi büyük ihtimalle. Onu Hasan çok iyi bir transfer olacak. Ayrıca Celil konusunda şunu değinelim. Unuttum. Yine programdan önce baktım. Yine son dakika haberi. Celil Yüksel'in bonservisi konusunda Samsun Spor'la Adana Spor yönetimi anlaşamamış. Bence orada bir ortak yol bulunur. Bakalım. Bayram Akgül halleder onu. Yani halleder. Başkan, şöyle söyleyeceğim Yüksel Başkan için. Biraz da maalesef belli şeyler arasında kalıyor maddiyat anlamında. Hani atıyor diyor ki mesela işte 200 bin euroluk oyuncu veya 300 bin euroluk oyuncu alacağız. Biraz bunu aşması gerekecek ama bu sene. Ama kalite zaten pahalı oluyor yani. Aynen, bir de bu sene aşman gerekiyor mecburen. Mecburen. Çünkü rakipler çok zor. Aynen. Geçen sene o zayıf birlikte bunu aşsaydı 2 sene daha harcayacağı parayı 1 sene daha harcayıp en azından Süper Lig'e çıkardı. Ama zaten Samsun Spor geçen sene de az para harcamadı ki. Tomane ve Savicevic'in maliyetiyle ama, Altın Ordu'ya elendi işte yani. Ama işte yanlış oyunculara verdi parayı. Bak böyle bir durum var. Diyorum ki sana bir oyuncunun değeri bellidir. Sen bu oyuncuya çok fazla para verirsen bu oyuncu iyi oyuncu anlamına mı geliyor? Hayır. Yok işte gelmiyor. Ben de şunu diyorum. İşte bari gitsin kaliteli oyunculara para aynen versin başkan. Ben başkana mesela forvet oyuncusu önerdim. Oyuncu gelsin tozunu attır, bak tozunu attır, sakatlık olmasın ki oyuncu sakatlık geçiren bir oyuncu da değil zaten. Allah korusun buraya gelir farklı bir şey olur. Gelsin en kötü son 5 gol ya, tozunu attır. Mustafa Astopal'la devam etmesine ne diyorsun yanlış, başkanım? Yanlış, çok yanlış. Bence de yanlış. İsim zaten istifasını vermiş, başkan kabul etmemiş. Ya bir de ben şöyle düşünüyorum, benim futbola bakış açım şu, hani takım elbise giyerek falan futboldan anlaşılmaz. Şöyle düşünüyorum. Yok şöyle diyelim direkt. Yok ona. Ben şöyle bir yorum takım yapacağım. Takım elbise giydin diye futboldan anlıyorsun denilmez yani, öyle yok söyleyeyim. Hayır şöyle, şu açıdan demek istiyorum onu. Şimdi Mustafa Astapal presentable bir insan olabilir dışarıdan bakınca. Aynen ama futbol böyle ilerlemiyor. O zaman Süleyman Urma'nın dünyanın en başarısız insan olması lazım. Süleyman Urma kafasında ilginç bir şapka. Altında normal bir kot pantolon ya da çino pantolon. Üstüne normal bir kazak ya da tişört.
İşte altında da normal bir ayakkabı. Sıradan bir vatandaş gibi gidip maç izliyor statta, biliyorsun Karagümrü. Geçen sene TFF 1. Lig'de bunu çok şahit oluyorduk özellikle. Ama Süleyman Urman Türkiye'nin en başarılı yöneticilerinden biri. Aynen. Karagümrü İtalya mafyası gibi yaptı kadroyu. 10 numara 5 yıldız Arjantin'le İtalya karışımı. Yüksel Başkan da diyordu ya, bize demişti ben Süleyman Urma'yla arkadaşız diye, yani yakın arkadaşız. Bence başkan Süleyman Urma'dan da tavsiye alabilir. Hani belki bizi ciddiye almıyor başkan baktığımızda. Bence Süleyman Urma'dan tavsiye almalı. Şundan dolayı ya, Mustafa Astopal'ın kaç yıldır getirdiği oyuncuları görüyoruz yani. Ve şimdi gündemdeki oyunculara da bakıyoruz. Bunlar sıradan futbolcular. Soruyorum ben işte. Cinari'yi kim izledi? Aynen yani. Bunlar sıradan oyuncular. Yani sen şampiyonla oynamak... Bak, Manisa Futbol Kulübü Rodayega ile söz kesti mesela. Aynen öyle. Baktığında ya, ligin yeni ekibi Manisa ve Rodayega'nın maliyeti 600-700 bin euro. Ama bak, Manisa gözü kararttı. Sen geçen sene bu paraları Gıyasilere, Pulümanlara verdin baktığında. Aynen öyle. Hani Yüksel Başkan'ın kaliteli oyunculara gitmesi lazım. Kalite de pahalı ama yani bunun bir geri dönüşü olacak. Süper Lig'e çıkamadı bak Samsun Spor. Kaç milyon TL patladı gitti yani. Aynen. Mesela gitti. Benim önerdiğim forvet oyuncusunun piyasa değeri 800 bin euro mesela, tamam mı? Hani bu oyuncuyu işte orta yol bulabilirsin. Atıyorum 650 bin euro bonservisini alma anlamında, 750 bin euro. Veya 800 bin euro da versen. Bu oyuncu zaten genç bir oyuncu, 24 yaşında. Bu oyuncuyu, başkana da söyledim, en kötü 2-3 milyon euro bile satabilecek yani potansiyelde bir oyuncu. Olabilir, aynen en kötüsünden bahsettim bir de, 2-3 milyon euro. Bunu daha fazla da olabilir. Mesela nasıl Emenike Karabük'te kendini gösterdi falan, böyle geldi. 10 milyona gitti Fener'e. Gitti. Ha. 10 aynı bu oyuncu da böyle olabilir. 8-10 milyon. Yani başkan biraz da bizi lütfen dinlesin yani. Çünkü biz boş konuşmuyoruz. Gerçekten bilerek konuşuyoruz. Kendimize güvendiğimiz için zaten ona da hani haddimizi bilerek aslında yorumlar yapıyoruz. Aynen, ona da aynen. Mesajlar atıyoruz. Biz zaten anlamasak, hani ben burada yüzsüzlük yapıp gidip yazmam başkana. Anladın mı? Ben mesela bilmediğim konuda tabii başkana yazıyor ya, zaten sen yazmıyor. Şöyle dersin o direkt hani. Ya aman bana ne dersin, alsınlar aynen dersin bu oyuncuyu. Hani aynen çünkü öyle. Oyuncu sıradan bir oyuncu. Sen başkanı uyarmak istiyorsun aynen şimdiden. Öyle. Çünkü Samsun Spor geçen sene çünkü bunun faturasını ağır ödedi. Aynen. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Bana çok cephe alınmadı mı? Pullman Gıyasi uçuyor, kaçıyor. Attı çıktın ama sen zaten. Aynen abi, işte biliyoruz, izliyorum çünkü oyuncuları. Tarafta da şu zannediyor. Hani oyuncular geliyor, biz yorum yapıyoruz ya, biz izlemiyoruz zannediyorlar. Biz hatta şey dediler o zaman, Maçkolik'ten bakıp yorum yapıyorsunuz. Yani Maçkolik'ten yorum yapıyorsak o zaman gelsinler bir yapsınlar burada bakalım, Maçkolik'ten mi yapıyoruz? Şimdi hatta bize şunu söylüyorlar. Sizin bilgisayarın önünüzde de Maçkolik açık, oradan yorumluyorsun. Ha, biz buraya kaydediyoruz. Pardon, Maçkolik diyorum. Biz buraya yazıyormuşuz konuşacaklarımızı, buradan okuyormuşuz. Biz zaten böyle yapacaksak hep buraya bakıp şöyle okumamız aynen gerekiyor. Aynen öyle. Biz sadece transferleri falan not alıyoruz. Onu aynen söyleyelim. Öyle. Onları tabii ki de. Önümüzde şu anda dersimizi çalışıp geliyoruz. Onu söyleyelim aynen yani. Aynen. Şu anda da zaten Samsun Spor'un sadece kadrosu açık önümüzde ve cinayet bir şey açık yani. Transferleri, gündemdekileri, sözleşmesi bitenleri ve hoca adaylarını zaten yazdım ben hepsini hafta aynen sonu. Öyle. Şimdi 3 tane hoca adayı var. Ben zaten Ümit Karan'la başkan neden görüştü onu hiç anlamadım, onu söyleyeyim. Ümit Karan'ın ne gibi bir başarısı var ki Samsun Spor hoca olması için görüşüldü? Hani Samsun Spor staj yeri mi? Aynen. Ben bunu sorarım, bu bir. İbrahim Üzülmez'in 2 tane takımla şampiyonluğu var ama 2 takıma da son 10 haftalarda falan geldi. Hem Rize hem de Gençlerbirliği. Rize ile 2017-18 Gençlerbirliği 18-19. Mehmet Altıparmak da 3 tane takımı sonradan çıkardı ama Mehmet Altıparmak'ın sezon başı kurduğu Akhisar Spor'u gördük. Kabız. Mehmet Altıparmak 7 hafta üst üste gol atamadı. Hatta aynen, maç kazanamadı ve gönderildi ve Mehmet Altıparmak'ta da Gençlerbirliği'nde batırdı. Aynen. Samsun Spor'un ağırlığını kaldıracak bir hoca olarak görmüyorum ben Mehmet Altıparmak'ı. İbrahim Üzülmez'i de ya baktığımda o koltuğa ben layık görmüyorum. Hani Yüksel Başkan neden böyle hocalarla görüşüyor sence? Yani şimdi mesela bir Ünal Karaman gibi bir hoca var. Ağırlığı olan da bir hoca. Şimdi hani onu da açıklayalım bu ama takıma eli maşalı bir hoca gerekmiyor mu sence? Yani sert, agresif bir hoca bence Samsun Spor'a gerekli. Ertuğrul Hoca da çok donuk bir karakterdi. Zaten Ümit Karan'ın hani bir hocalık vasfı yok. Sadece Menemen'de çalıştı. İbrahim Üzülmez desen bence bu takıma layık bir hoca değil. Ben Mehmet Altıparmak'ı da beğenmiyorum. Hani sonradan geldiği takımlarda başarılı oldu ama başkan neden sence yanlış hocalara gidiyor? Mesela bir İlhan Palut hamlesi olamaz İlhan mı? İlhan Hoca çok iyi bir sistem hocası. Sözleşmesi var ama bak, onlara değinmen lazım. Konyaspor'da sözleşmesi var İlhan Palut'un. Nasıl gelecek? Bir. İkincisi, Ünal Karaman konusunda da söyledik ama şunu da vurgu yaptık. Onu da yapalım ayrıca.
Başkan bırakacak büyük ihtimalle Göztepe'de Mehmet Sepin. Gidiyor. Onu ondan dolayı gidebilir gibi dedik Ünal Karaman için. O da şu anda Göztepe'nin hocası. İlhan Palut zaten sözleşmeli hocası. Konya Spor'dan ayrılmaz. Ama şöyle bir durum var. Konya Spor'da mesela seçim falan olacak. Konya Spor'un durumu sıkıntılı. Oyuncularını da kaybedecek. Ayrılmaz. İlhan Palut Süper Lig'den ayrılmaz. Ben sana söyleyeyim. Valla ben sana Mehmet bir şey söyleyeyim mi? Boşta. İyi bir planlamayla gidilirse eğer her hoca ikna edilebilir. Edilir de çok az hoca vardır öyle ikna edilemeyecek. Ama Samsun Spor'un ben ekiplerini çok merak ediyorum. Hani mesela hocalara ne gibi bir plan sunuluyor? Vallahi, o önemli bence. İkna edilemeyecek hoca yoktur. Hı. Burada sen şeye gitmiyorsun yani Guardiola'ya, Klopp'a, ama sen şunu yapamazsın Mourinho'ya mesela. Yani TFF bünyesindeki bir takım olarak Süper Lig'deki bir takımdan hocayı sözleşmesi devam eder mi, hocayı getiremezsin. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şey. Samsun Spor çok büyük bir marka. Camia. Sen iyi bir planlamayla gidersen Samet Aybaba da Adana Demirspor'a gelmiyordu. Kaç kere teklif yapıldı? Ama Samet Aybaba, Metin Korkmaz'ın bir telefonuyla geldi ama biliyorsun. Metin Korkmaz çok ağır konuştu telefonda. Ya geldi de kaç bir de Samet Aybaba tam fan tersi. Boştaydı Samet Aybaba. Tam boştaydı. Ben zaten vura vur yapmak istiyorum. Tamam. Sana diyorum ama ki ama bak Samet Aybaba'yı kaç kere aradılar? Gelmedi yani. Çünkü biliyorsun. Sezon başında Kayseri Spor falan takımlarla görüştüğü için gelmedi. Bak yine aynı söylemi ben koyuyorum. Şunu düşünüyorum. Bir hoca eğer bulunduğu bir yerde daha çok değer görecekse oraya bence gider. Samet Aybaba Kayseri'ye gitti. Gitmese daha iyiydi. 2 ayda gönderildi gene. İşte yani hocalar kaliteye bakıyorlar. Zaten maddi problem vardı hocalar Kayseri'de. Hocalar kaliteye bakıyor. Süper Lig'de bana garip geliyor. Mı? Orada sen haklısın. Ama ben de şunu düşünüyorum. Samsun Spor hani bir ekibim var diyor ben başkan. Ben mesela hocaya diyorum. Başkana hoca da önerdim. Hoca ismi de verdim başkana. Dedim ki başkanım dedim. Bu isimler dedim. Hatta bir resim attım kendisine. Reşit Akçaylar var. Erhan Altın var ya. Taraftar Erhan Altın istiyor. Onu taraftar takip etmiyor ki ikinci ligi. Ben buradan söylüyorum. Biz Kocaeli Spor'un başında katletti takımı. Aynen öyle. Ya ne Erhan Altın? Erhan Altın'ı öven tek bir kişi vardı medyada. Sadece Güvenç Kurtar. Durumun vahimliğini görün yani. Yani Erhan Altın falan olmaz. Bak biz başkana bir isim önerdik. Ben önerdim yani. Teknik direktör. Hatta ben o çıkan isimler işte Reşit Akçay olsun, Ümit Karın olsun, Mehmet Altıparmak. Bunlarla ilgili tabii açıklamayı da yaptım. Yaptıkları başarısızlıklar, neden başarısız olur özelliklerini bahsettim. Benim önerdiğim ismin de nasıl bir insan olduğunu yani bir kere şey olarak, karakter olarak belirttim. Çünkü öncelikle karakter de çok önemli. Tabii. Ardından başarısını belirttim. Ve hangi takımlarda nasıl bütçelerle başarılı olduğunu bahsettim. Dedim ki başkana bunu alın demedim zaten. Dedim ki görüşmeniz lazım. Bir görüşün, konuşun. Hak ediyor. Sana soruyorum. Yıllardır Mehmet Altıparmak üst liglerde. Yıllardır Yılmaz Vural üst liglerde. Hikmet Karaman üst liglerde. Yılmaz Vural üst liglerde. Hikmet Hamza Karaman Hamzoğlu üst liglerde. Hikmet Karaman üst liglerde. Erkan Sözer'e üst liglerde. Hiçbir başarıları bir yok. Birçok şey var, hoca var. Bunlar ne yaptılar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Mevsimlik işçi gibi kulüplere gidiyorlar. Sen bunların gideceğine en azından hiç buraları görmemiş bir ismi ama oralar için de yeterli olabilecek bir isimle görüşmen bence daha mantıklı. Mesut Bakkal'ın adı geçiyor. Ben şunu söyleyeceğim. Ben anlayamıyorum bunu. 2011-12 sezonunda Mesut Bakkal neden Gekas'ı son 3 hafta oynatmadı açıklasınlar. Aynen öyle. Ben onu sorayım. Gekas orada sakat falan değildi. Aynen öyle. Ben onu söyleyeyim. Neden oynatmadı Mesut Bakkal? Önce onu açıklasın ve Mesut Bakkal bir de hala şey diyor ya işte biz zamanında şike yaptık hani futbolcuyken falan. Aynen öyle. Açıklamaları oldu. Bu ülkede iş buluyor hala. Bu ben nasıl oluyor? Biz yapsak vururlar bizi. Hayır bu nasıl oluyor bu? Ve Gekas neden oynatılmadı? Mesut Bakkal açıklasın ben buradan soruyorum. Aynen öyle açıklasın yani. O durumu vahimli oradan zaten ortada. Başka eklemek istediklerim var mı? Vallahi şunu söyleyeceğim. Samsun Spor transferlerinde dediğim noktada Celil ve Hasan Kılıç dışındaki oyuncuların hepsi yanlış. Rafa Lopez'i tekrar katmıyorum çünkü yalanlandığı için. Rafa Lopez iyi bir hamle olur da yalanlandı. Yoksa oyuncu yani, kaliteli bir oyuncu. Kimse bir şey diyemez. Gelirse Samsun Spor taraftarlarına geçmiş olsun. Samsun Spor kulübüne de geçmiş olsun. Ben burada yorumumu yapıyorum. Ben açıkça söylerim. Tabii. Benim hiç kimseden çekineceğim yok. Başkana da ben bunu söylemişim. Kimseye yalakalık da yapmam. Aynen. Olumlu gördüğüm olumlu diyorum. Olumsuz gördüğüm olumsuz diyorum. Celil ile Hasan Kılıç'a nasıl olumlu dediysen diğer oyuncular da zaten olumsuz diyorum. Celil Hasan Kılıç'a kötü bir şey diyenin aklında sıkıntı vardır. Ki, bu kadar Celil Yüksel'i kimse sezon başında tanımıyordu. Bak tanımıyordu ben ne dedim? Dedim ki patlama yapacak. İş yapacak dedin yaptı. Atalay Babacan da Galatasaray'dan Adana'ya geldi. Hiçbir şey yapamadı. Aynen. Celil elindeki fırsatı çok iyi kullandı. Aynen o yüzden mesela. Biz hiç kimseye yalakalık yapmadan, hiç kimseye şirin gözükmek için bir şeyler yapmadan ya, tabii canım. Gerçek görüşlerimizi belirtiyoruz. Geçen sene ben özellikle yabancı oyuncular konusunda yorumlar yaptım. Bize ne dediler? Samsun Spor yerel medyasındaki bazı kişiler. Siz Trivela Spor'daki işte başkan 200 tane şirket yönetiyor. Hatalar yapar mı? Samsun Spor nerede kaldı? Ben hala o tehlikeli yorumları görüyorum. Başka. Geliyor.
Peki sen, sana bir de son biz olarak şunu soracağım. Biz zaten şöyle bir şey var. Biz başkanı eleştirmiyoruz. Biz başkana sadece şunu söylüyoruz. Başkanım, yanınızdaki insanlara dikkat biraz edin dikkat diyoruz. Edin diyoruz. Aynen, yani başkan zaten burada ekibin yaptığı, teknik direktörün istediği oyuncuları sadece para konusunda zaten başkanın ekibinin yetersiz olduğu şurada anlaşıldı. Oyuncular tesislerde nargile içerken, altılı ganyan oynarken, iddia oynarken zaten orada ekibin yetersiz olduğu. Para bastırırken. Hani oyuncuların orada ağzının üstüne yapıştıracak birileri yokmuş demek. Aynen ki öyle. Bu kadar basit. Son olarak da sana şunu soracağım. Ertuğrul Sağlam, Ertuğrul Hoca'nın Twitter hesabında, sosyal medya hesaplarında hala Yılpor Samsun Spor hocasıdır diye ibare var. Aynen. Sence Ertuğrul Hoca gitmedi mi yoksa? Ne diyorsun? Şu an belli değil zaten de taraftarlarla ilgili de onu söyleyeyim. Şimdi taraftarlar, bu isimler çıkıyor ya, bu isimlere biz de kötü diyoruz. Mesela onlar da diyorlar ki kötü diyorlar. Ertuğrul Hoca'dan ne farkı var diyorlar. Ertuğrul Hoca kalmalı. Şimdi onlar kötünün iyisi gibi bakıyorlar. Böyle bir durum yok. Tabii. Siz zaten Ertuğrul Sağlam'ın bu sezon gidişatını, dokunuşlarını, yanlışlarını, yaptığı transferleri gördünüz. Ağır fiyasko. Kesinlikle gönderilmeli. Şimdi bu isimlere karşılaştırmaya gerek yok. Yani. O yüzden Ertuğrul Sağlam gönderilmeli. Sadece doğru ismin takımın başına getirilmesi gerekiyor. Böyle bir durum var. Yani şimdi şöyle olur. Ertuğrul Sağlam takımda kalırsa, takımı yönetmeye devam ederse Samsun Spor için 2021-2022 sezonu için sıkıntılı geçer. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Samsun Spor çok iyi bir futbol oynar. Hani talihsizlikle falan çıkamaz. O zaman hocaya bir şey diyemezsin. Hocada bir ışık görürsün. Ama Samsun Spor 34 haftada toplasan 4 tane maçta ümitlendiren futbol oynamıştır. Hani hoca bir futbol da oynatmadı. Hani hoca kalsa gene ne yapacak yani? Ben onu düşünüyorum. Bir de senin de dediğin gibi hani bu hocalarla Ertuğrul Hoca'yı kıyaslamak da zaten bir şey kazandırmaz Samsun Spor'a. Çok net teknik yani. Teknik direktörle teknik direktör kıyaslanmaz. Tabii. Ama kötüyle kötüyü kıyaslamanın bir anlamı olmuyor. Şimdi Cinali ile Plomay'ın kıyaslayabilir misin? Şimdi taraftarlar görmediler, tanımıyorlar da izleyince görecekler zaten. Ben kıyaslayabiliyorum çünkü izlediğim bir oyuncu ve bildiğim bir oyuncu. Şimdi ben şöyle örnek vereyim sana. Celil ile Hasan Kılıç'ı kıyaslayabilir misin? İkisi de iyi oyuncu. Aynen. Bu kadar basit yani. Şey de öyle bir şey, anladın mı? Sadece tecrübe anlamında Hasan daha tecrübeli. Aynen. Onu diyebiliriz. Ama iyi oyuncu anlamında ikisi de iyi oyuncu. Mesela şimdi Cinare konusunda da ben bildiğim için kıyaslayabiliyorum. Taraftarlar da gelirse oynadığı zaman da görecekler. Onun muhasebesini yaparız zaten. Muhasebesini biz yapacağız. Yine söyleyeceğiz. Buradan Samsun Spor Kulübü'ne transfer döneminde başarı dileklerimizi iletiyoruz. Aynen öyle. 2021-2022 sezonunda da TFF Bincik'inde tekrardan başarı dileklerimizi iletiyoruz. Programlarımız devam edecek zaten. Transfer programlarımız isimler geldiği zaman da, ıslak imzalar atıldığında, ıslak imzalar atıldığı zaman da, giden oyuncular olduğu zaman da, aynen, eğer resmen yeni hoca gelirse yine programlarımızı yapacağız. İzleyen herkese kanalımıza öncelikle abonelik bekliyoruz. Ardından beğeni ve yorumlarınızı ve videomuzu paylaşmanızı bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da bizleri takip etmenizi bekliyoruz. Ayrıca katıl butonumuz aktif. Tüm Samsun Spor taraftarlarından kanalımıza destek anlamında katıl butonumuza katılma olduğunu bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan Samsun Spor'a transfer döneminde başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm Samsun Spor taraftarlarına da selamlarımızı gönderelim. Evet, selamlarımızı iletiyoruz. Bizi izleyen herkese çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.